Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Keloğlan Masalları adlı harita serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümün tam adı Keloğlan Masalları 3 Gariban'ın Yumurtası. Gariban kim? Yumurtası nasıl bir şeye benziyor? Bunları bu bölümde öğreneceğiz inşallah. Şimdi evet arkadaşlar, 3. seriye hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşım. Yapımcı yine Oğuzhan Çağlayan. Beğenirse 4. seriden devam edeceğiz diyor. Yani bu videoyu beğenirseniz devam edeceğim demiş. Öyle demiş. Ben yalan söylemiyorum. Harita çok güzel, çok hoştur yazıyor. Bu seride Gariban isimli bir kuş dostumuzun, evet kuşmuş, kuşumuzun adı Gariban. Kuş, yanlış söylemiş de olabilir. Kuşun adı Gariban, pardon, kuşumuzun adı derken. Yumurtası çalınıyor ve onun peşine düşüyoruz. Bu maceraya hazır olun. Haritaları takip etmek için de Berkay Akça'ya abone olun diyor. Ne yapacaksınız? Olacaksınız artık. Kurallar: 1-7-2'de oyna, blok kırma ile yapma, game mod 1 gerekmedikçe alma, map dışına çıkma diyor ve barışçıl oyna demiş. Kısaca ben bunları söyleyeyim. Burada da tıklamamız gereken ayarlar vardı. Önemli bas, hepsi önemli. Hepsine bastım, hepsi bütün önemli. Önemli not, bu da önemliymiş. Spawn pointler için yatak koydum diyor. Lütfen onları da yapın, yoksa hata olma olasılığı oluyormuş. Tamam, yani kafanıza göre elinizde spawn point çekmeyin diyor. Dikkat, tabelaları okuduktan sonra geçin. İçindeki zırhları giymeden gitme başlangıç noktası. Hepsini bir alalım. Donum, Keloğlan donu aldık. Pantolonu, Keloğlan'ın her bir şeyini aldım. Epbekler, Keloğlan'ın vazgeçilmezi. Bunların hepsini giydik, bunu da taktık, donumuzu da giydik ve artık başlamaya hazırım. Hemen başlayalım. Bunun üstüne geldim ve başlıyorum, gidiyorum. Keloğlan'ın özel kılıcıymış bu. Ulan böyle başlayacağız, tamam. Şimdi burada neler var? Burada da elmalar vardı hatırlarsanız. Mantar. Hayatta sevmediğim bir şey olduğu için almayacağım. Bunun sayısını tahmin etmeye çalışacağım bir dakika saymadan. Kaç vardır bunda? 28. Oha, 64 tane var mıydı lan burada? Tövbe estağfurullah. Neyse. Tamam. Bunu da alalım, kalsın burada. Daha sonrasında yukarı çıkalım. Yukarıda hiçbir şey yok biliyorum. Hop, kafamı yukarı çıkardım, hiçbir şey yok. Şimdi anamızla konuşmaya gideceğiz. Çilekeş adam benim. Şimdi buradan da bir şeyler vardı, ben bilmiyor zannetmeyin. Elmalar, elma çok var bende ya. Atları da evcilleştiremiyoruz tam olarak şu an. Kek var mı? Anamızın keki inşallah burada vardır. Bilgecan dede yapmıştır yine. Yapmamış. Bilgecan dede yemesin artık diyor anamız. Şimdi anamızla konuşacağız. Anam ne diyor bakalım. Yazılar bir aksın. Anamda altyazı var. Neden böyle bilmiyorum. Keloğlan, şimdi ben diyorum. Günaydın anam. Günaydın Keloş oğlum. Ana, ben bizim karşı dağdaki tek kalan deve kuşunu beslemeye gidiyorum. Yavrum, o kuş çok büyük. Onu nasıl besliyorsun? Korkmuyor musun? Yok ana, o kimseye zarar vermez. Anlamazsınız ki hayvanın halinde. Tamam tamam, hadi çok konuşma. Bir an önce git de gel. Evde işlerimiz var. Peki ana, fazla gecikmem. Not: deve kuşu yemini ahırdan alabilirsiniz. Ana, gidiyorum ben. Çok güzel, beşliği çaktık anne. Güzel, hemen gidelim. Deve kuşunun evi sol taraftaymış. Yemi ahırdan almayı unutmayın. Şimdi yem neredeymiş? Yem burada. Ahır da burada olduğuna göre köy yolu oradan gidiyorduk. Tamam, ahır var. Garibanımın yemeğini alıp bir an önce gideyim. Şimdi havuçları falan almama gerek var mı? Alayım. Alamadım. Alamıyorum. Heh, şimdi aldım. 40 tane. Oo, bir sürü deve kuşu yemi var. Niye böyle yaptık lan? Su kovası. Su kovası da buradan kalmış. Şimdi bunlarla diğer hayvanları besliyorduk aslında. 1. Atamadım. 1. 2 sende. 2 sende. Sende de 2 tane. Kara kaçan. Aa, çok özlemişim. İsterseniz camları kırıp kara kaçan ile kara kaçın diyor. Evet. Burada bir şey yoktu, bir dakika şimdi. Bunları alalım. Tarlaya su dökeceğim mi yine? Yine tarlaya su dökeceğim mi acaba? Kara kaçan gitmemiz gerekiyor ama dur, öyle değil. Lan oğlum, yanlış yerde kaldım. Kara kaçan kurtar beni, Allah kahretsin. Kara kaçan, bu sefer de dünyanın dışına gittim. Kara kaçan, sen ne yaptın zannediyorsun? Çık şuradan ya. Senin kafan buradan geçer acı. Yukarıya kadar kırmayacağım, gel. Gel, geçersin. Aslansın be. Vallahi aslansın şimdi. Tarla var. Aa, tarla burada boş ya aslında. Ben suyu da almışken tarlayı yine şey yapayım. Bizden bu görev istemiyor bu sefer ama. Aynen. Bu önceki haritadan kalmış. Ama suyu ben yine de koydum. Tamam, şimdi şeye gideceğiz. Nerede? Gariban nerede abi? Garibanı bulun bana. Garibanın yeri buradan gidiliyordu değil mi? Aynen. Aynen. Deve kuşunun evine sol taraftan gideceğiz. Hadi bakalım. Kara kaçanla beraber. Bu çiçekler galiba garibanın yanına gidiyordu. Gariban deve kuşuymuş. Bakalım. Deve kuşunu neyle besliyoruz? Kakaoyla mı? Deve kuşu yemiymiş bu. Tamam, kakao değil. Peki. Peki öyle olsun. Oyun bize diyor ki deve kuşu yemi o. Oğlum bu attan lan düz duvara tırmanıyor bu. At değil bu, eşek daha doğrusu.
Eşek de düz duvara tırmanamıyorum ama. Ama olmadı ki. Şimdi. Hadi. Oğlum nasıl çıkacağım ki ben buradan bu eşekle? Yapabilirsin. Yaptım be. Aferin sana kara kaçan. Hadi kara kaçtı. Hadi kara kaçtı oğlum. Aferin. Kafan ezilir lan oradan geçer. Anam kafam eziliyor. Dedim ben. Kara kaçan bekle burada. Çiçekleri yeme. Al sana epek veriyorum. Bir yere kaçma. Kaçma bir yere. Bir dakika ya. Abi çok saçma. Kara kaçanla gidemiyorum oradan. Tamam. Deve koşunu. Deve koşu ne lan? Deve kuşunu. Deve kuşunu besleyeceğim şimdi. Hadi gidelim bakalım. Deve kuşu ne kadar büyük? Bence deve kuşu etle besleniyor. Çok büyükse herhalde. Bizi yemesin. Oha bir dakika. Bayağı bir yukarı çıktık yalnız. Burada bir şeyler var yani. Bilgecan dedeye gitmek için evinizin yanındaki köy yolunu tutun diyor. Burada ne diyor? Olamaz. O yumurta çok önemli. Bir dakika bunu almam lazım ilk önce herhalde. Garibandan not varmış. Gariban normal kuş işte. Cik cik cik. Nasıl seslendireyim? Merhaba Keloğlan, ben Gariban. Senin olduğunu biliyorum çünkü bu evime senden başkası gelmiyor ve bilmiyor. Neyse Keloğlan, beni evimde bulamazsan demek yumurtamı arıyorum. Bu arada konuşuyor. Kuş konuşuyor. Demektir. Keloğlan, yumurtamı kaybettim. Yumurtam neslimizin devam etmesi için çok ve çok önemli. Keloğlan, senden yardım istiyorum. Lütfen bana yardım et ve sen de yumurtamı ara. Kötü insanların çaldığından şüpheleniyorum. Üzüntü. Sonra görüşürüz Keloğlan demiş. Peki. Bu da diyor ki, biz de diyoruz ki olamaz, o yumurta çok önemli, onu bulmalıyım diyoruz. Ve burada başka bir şey var. Oo, belli değil, soru işareti var orada. Bakalım. Merhaba Keloğlan. Garibanın yumurtası bizim elimizde. Ama sana kim olduğumu söylemeyeceğim. Kendin tahmin edebilirsin. Bilgecan dediğin güçlerimi getir. Yoksa bu yumurtayı güçlerim getir dediğine göre bu cadı olmasın Keloğlan'daki. Yoksa bu yumurtayı uzun ve huysuza verecekmiş. Bir ay tok yatarlar. Elini çabuk tut ve Bilgecan dedinin evine git, güçlerimi bana getir demiş. Tamam, şimdi cadı taklidi yapacağız galiba. Bir dakika, cadıysa eğer o. Bence cadı şimdi. Bilgecan dedeye gitmek için ben geri mi döneceğim şimdi? Buradan geri mi döneceğim? Aynen öyle. Buradan geri döneceğiz. Oğlum bir dakika. Benim atım neredeydi? Eşeğim nerede benim ya? Benim eşeğim öbür tarafta kaldı değil mi? Kesinlikle öbür tarafta kaldı. Kara kaçanı hemen almam gerekiyor. Umarım kaçmamıştır bir yere. Kara kaçan! Nereye gittin lan sıpa? Vallahi sesini duyuyorum. Geldim, kuyruk sallıyor bana. Kara kaçan geldim. Ölmesin değil mi lan? He? Oğlum ölme lan. Kara kaçan ölme. Ölme bak, at var. Atın üzerinden atla. Woohoo! Manyak atladın gerçekten. Aferin sana. Sen de çılgın bir eşeksin. Gel şimdi benimle şeye gidiyoruz. Bilgecan dedenin köyüne, evine gidiyoruz. Ne köyüm, köy mü evim belli değil. Vali gibi adam yemin ediyorum ya. Hadi gidelim. Ne yazıyor burada? Köy yoluna kuşun yuvasına gittikten sonra gitmelisin diyor. Tamam. Zaten kuşun yuvasına gittikten sonra gidiyoruz. Merak etmeyin. Oh. Ölme. Pardon kara kaçan. Biraz canı yanmış olabilir ama çok iyi gidiyoruz şu an. Ama koşsam daha hızlı gidiyorum sanki ha. Bu ne abi, yavaş gidiyorsun ya. Seni beslemiyorlar mı? Annem falan beslemiyor mu seni? Köye yine geldik. Ne köyüydü lan bu? He, Dodurga mahallesine geldik. Bir dakika kara kaçan, kaçma. Kayışın nerede? Gel. Kaçma, nereye kaçıyorsun? Bağladım seni. Dön lan. Aferin. Buradan kayışı almıştık, doğru. Oğlum hep bir fantastik hareketler yapmayı ne çok seviyorsun ya. Vallahi billahi ya, şimdi Bilgecan dedeye gideceğim direkt. Buraları zaten biliyorduk. Bilgecan dede, özür dilerim, sana bu sefer kek getiremedim. Oo, büyülü kitaplar var abi. Büyülü kitapları alırım. Epey'i de şöyle koy. Büyülü kitapları basacak bir şey vardır umarım, örs falan. Bakalım. Konuşalım Bilgecan dedeyle. Hadi yazılan. Bilgecan dedenin de altyazısı var. Arkada yağmur yağıyor. Onu bir kapatalım ya. Bir dakika. Bir ader player. Kapattım. Tamam. Yukarıda ha. Bilgecan dede. Dur hele oğul. Bir solukla. Ne oldu? Dede çok önemli. Deve kuşumun, yani garibanın yumurtası çalındı. Eyvah oğul. O yumurta çok önemli. O olmazsa deve kuşunun nesli tükenir. Evet dede. Hemen bir şeyler yapmalıyız.
Yuvasında bir not var. Bence o notu cadı yazdı ve senden güçlerini istiyor. Ona asla güçlerini vermeyeceğimi bildiği halde yapıyorum. Ama kel olan ben cadının evini biliyorum. Oraya gidip o yumurtayı almalısın evden. Peki dede, hemen gidiyorum. Ama oğlum, karşına çok tuzak çıkar. Lütfen dikkatli ol. Sen merak etme dedem. O çatlak cadıya gününü göstereceğim. Sana ara sıra mektup gönderdim oğul. Karşına sandıklar falan çıkar. Onların içinde olur genelde. Şimdi dışarıdaki saray yolunu takip et ve karşına çıkan kalkbuzlara yönel. Onlar seni cadının evine giden yola götürür. Peki dede, görüşürüz. Tamam. Bu kadardı, konuşma bu kadardı. Hadi dede, sana da bir beşlik çaktık. Hadi gidelim artık. Dede üşüme, bu kapı şey yapar. Böyle bir şeyler olur, üşürsün falan, yaşlı adamsın. Kendine bak lan biraz. Hın. Saray yolu sonra karpuzlar, unutmamalıyım. Saray yolu ve sonra karpuzlar varmış. Onları karakaçan almadım ama. Neyse, karakaçana gerek yok artık ya. Niye alayım ki? Dönüp alsa mıydım lan karakaçana? Ha? Bilmiyorum. Yok, gerek yok aslında. İşte karpuzlar, şunları takip edeyim. Evet, karpuzlarla parkur. Karpuzları takip edelim. Neden karpuz? Onu da anlamış değilim. Hadi, hadi, güzel, güzel, çok iyi, harikayız, harika. Oo, enfes. Vallahi normalde böyle parkur bile yap. Çok iyi, harika. Lan yol da çok uzunmuş ya, cadının evine giden yol. Umarım bizi öldürmez. Güzel atlayışlar. Hop, hop. Hop, hop. Çok iyi. Ulan bayağı da yürüdük he. Eşeğimi özlemiyor değilim. Keşke alaydım karakaçanımı. Ama karakaçanın başının belasına, başının belaya girmesini istemedim. Doğal olaraktan. Ona da bir şeyler olmasın. Olacaksa bana tek olsun. Woo! Oğlum bu yol bitmiyor mu lan? Harbi diyorum, yaya gelmek için çok uzun bir yolmuş bu. Karpuz kabuğu. Aha. Aha bir dakika. Aha bir şey var burada. Şu karşıdaki cadının evi olsa gerek. Oo şu Oo. Bu karşıdaki ev cadının evi ise işimiz var. Bilgecan dededen gelmiş. Hemen okuyalım. Evlat, nihayet sistemi bir düzene soktum ve sana mektup gönderebileceğim. Ben Bilgecan deden. Kerala sakın eve gitme, seni görür bak. Kırmızı renkli çiçeklere takip et. Onlar evin gizli bir bölmesinden girmeni sağlayacaktır. Hadi bol şans. Oğlum bol şans. Unutma kırmızı. Sarı. Kırmızı, sarı. Tamam dede. Saçma saçma konuşma, tamam. Anladık, Galatasaraylısın. Koyduk bunu. Şimdi kırmızı çiçeğim, çiçeğim, çiçeğim. Kırmızı çiçekten takip edecekmişiz. Dedemiz bize öyle dedi. Dedeyi gördük. Dedeyi gördük, dedemiz bize öyle dedi. Koyun ne yapıyorsun? Vuramadım da. Vuramadım da. Domuzlar var orada, bakalım domuzlara vurabilecek miyiz? Aa, domuzlara da vuramadım, çiçeği. Çiçeğim. Şey mezildi. Oha oğlum, nasıl geçecekti buradan kara kaçan? Yazık değil mi? Hayvan he? Senlerin buradan gireceğim. Bu nerede? Burada ne diyor? Sağdan gideceğim. Sağdaki yol kapalı. Tamam. Sağdaki yol kapalıymış. İyi ki söyledi. Gerçi gözüküyor. Basbaya da. İşte burası. Vah ne? Senin Keloğlu'nun yine nerelere düştü garibim? Evde bekler beni şimdi gelecek diye. Harbi nerelere düştüm, benim buradan çıkmam var ya en az yarım saat. Kitaplığın arkasında geçit var, vay be. Cadıyı akılsız sanırdım. Vay be, ben cadıyı akılsız sanırdım diyeyim. Cadı evet, kesinleşti şu an. Vay anam, eve bak, cadı burada yok ama ikinci katta olabilir. Cadı burada yok. Şimdi cadı bir anda karşımıza çıkarsa işimiz var. Burada bir şey var mıdır ya? Yoktur bence. Easter egg falan koymuş mudur diyeceğim ama. Bence koymamıştır. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Aman Allah'ım. Nereye ışınlandım lan ben? Oo, cadı konuştu. Gel ulan. Gel lan. Oğlum dur bir sakin ya. He. Gel ulan. Buraya gelirken uyuyordum. Sana küre vurduğunu söylemiş olmalıydım. Ha ha ha. Gel ulan, bana güçlerimi getirmediğini biliyorum. Çok zekisi. Cadı, sana asla güçlerini geri vermeyeceğiz. Maalesef vermiyorsanız ben de verene kadar seni bir yerden gökyüzünde gezinmek istiyorum. Ne demek istiyorsan? Gördüğün gibi yerden içeri geçsem senin için ciddiyetlisin. Sana bir yol yaptım, bu yolu tanrı edersen gezine girebilirsin. Ama önce zorlukla çıkacağını da söyleyeyim. Ama bunu başarmazsan güçsüz göreceksin, ama sıkma. Tamam,
Çocuğum şey değil, buraya geçemezsem müşterin. Müşterin iki karaktere de giremiyorum şu an. Başlayacaksa kavarsak kavarsak. Dedi ve yola koyulalım. Basınç plakası arkada, başlamadan önce ona bas demiş. Ve şimdi buralarda spawn point'i sakın unutmayınız demiş. Alalım bari spawn point'imizi. Birazdan parkur gelecek. Ve parkur gidecek. Bir dakika ya, ben deve kuşu yemin aldım ama ben deve kuşunu besleyemedim değil mi? Kara yazmış. Dostum sana oldukça uzaktayım. Buraya atlayamazsın. Şimdi aşağıdaki suya atla dostum. Dikkatli ol, son şansı. Cadı bizi yakalamadan çabuk. Ne diyor lan? Ben yani cendamlar birer ilk defa görüyor. O şimdi mi yazacaktı? Yoksa sonra mı yazacaktı diye düşünmekteyim. Ama bence sonradan yazılacaktı o gibi geliyor şu an bana. Onu okumadığımızı varsayalım. Abi bir dakika. Bu ne lan? Şaka mısınız oğlum? Ben yapabilirim. İnanıyorum yapabilirim. Lan oğlum ya. Az kalmıştı. Tamam geçtik. Bu sefer geçtik. Woohoo! Anam. Oğlum ya, geçerim ben bunu aslında, kolay. Anam dur çilekeş anam dur. Dur. Sakin ol. Nereden gideceğim ki ben? Ha oradan gideceğim. Tamam. Söylesenize yahu. Bir dakika. Bu ne lan? Yuh. Oğlum bu nedir lan? Sanki cehennem ateşi he. Baştan söylesenize böyle olduğunu. Şöyle geçeyim. Yine yandık ama bir şey olmaz. Ne diyor? Vay ana, bu çatlak cadı beni öldürmeyi planlıyor olsa gerek. Lan ne yapacaktı, seni evlatlık mı edinecekti? Nasıl bir mantığın var senin, anlamıyorum ki Keloğlan. Oo, yana yana atlıyorum. En sevdiğim yana yana atlamak. Kara, Keloğlan dostum koş. Adım Oktel'le seni buradan kurtaracağım dostum, koş. Bana doğru koş. Koşuyorum. Cadı diyor ki. Keloğlan buradan kaçamayacaksın. Anam başım dönüyor. Helikopterle beni kurtaracaklarmış. Adı Helimokter değil de neydi, adım Oktar. Adım Okter. Neydi öyle bir şeydi ya. Aklıma gelmiyor şu an. Şu an başım çok kötü dönüyor. Abo! Başım çok kötü dönüyor. Anam oh, kimin oku lan o? Ne saçma bir şeydi o, gör. Abo! 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 Aha. Dostum sana oldukça uzaktayım. Buraya atlayamazsın. Şimdi aşağıdan suya atla dostum. Dikkatli omuz olsaysan çadı bizi yakalamadan çabuk. Aman Allah'ım su. Oğlum hep böyle saçma sapan şeyler var. Bu ne ya? Hadi dostum başarabilirsin. Atla. Dostum atladım. Bu ne lan? Aha. Adam Oktar'a çıktık. Allah kahretsin. Bir şey pat. Ben aşağı atladım ama. Woo. Dostum cadı küreden bizi ateş ediyor. Düşüyoruz dostum. Olamaz. Düş. Düştük lan zaten. Tamam. Ne diyor? Kara neredesin Kara? Lanet olsun, olamaz Kara. Hemen buradan çıkmalıyım. Cadı beni yakalayamamalı. Demiş. Şu tekneyle buradan kaçmalıyım. Teknemiz varmış. Aman Allah'ım, Bilgecan dedi. Ne diyorsun ya? Acayip yerlerde çıkıyor. Kör olan evladım, seni mikroteleskobumla oha çok uzaklardan izliyorum. Bir şey yoktur inşallah evladım. Çatlak cadıya gününü göstereceğiz. Yanında kara da vardı. O kayboldu. Neyse oradan hemen uzaklaş. Yine mesaj atacağım sonra. Atıp durma dede. Vallahi telefonuma çöpe atasım var. Mesaj atıp duruyorsun. Saçma sapan mesajlar atıyorsun bana. Ne diyor? Kırmızı çizgiler sınırdır. Oyun gereği geçilmemesi gerek. Ne kadar var? 2 saniyen varmış zaten. Neyse bitti. Geçtik, kurtulduk. Baş dönmesinden kurtulmuş olduk. Güzel. Lan onda nasıl kırıldı? Nasıl kırılabilir oğlum onda? O kadar bir ağırlığı yok ki onun. Neyse. 3 kalp de canım var he. Şimdi kesin buradan biri kırılacak. Yine kıracağız bak. Bak. Dedim ben. Ben dedim. Ben başıma geleceğini biliyorum. Burada dışarıda konuşmalar oluyor. Rahatsız olmuş durumdayım. Anne baba konuşmayın orada. Biraz yüksek sesle söylesem daha iyi olacak aslında. Meşaleleri takip edeceğiz herhalde değil mi? Aynen.
Şimdi yemek yiyelim ve evet dolsun. Canımız dolsun. Meşaleleri takip ediyorum. Hop. Yine tekneyle gideceğiz. Bayağı bir yolumuz var mı? Ben nereye gidiyorum şu an bilmiyorum. Ama kara bize yetişemedi herhalde değil mi? Kara bizim arkadaşımız. O bize yetişemedi. Biz tek başımıza kaçıyor şu an. Kara kaçan zaten orada kaldı. Kara başka yere gitti. Ben ne yapacağım ya? Vallahi ben tek ne yapacağım burada? Oradan mağara girişi var. Cadı beni orada bulabilir. Bir an önce girsem iyi olur demişiz. Ve oğlum dur lan. Kanımız da az doluyor he. Cadının mağara girişine buradan girdik. Bakalım şimdi nelerle karşılaşacağız. Bir yazı daha var burada. Burası çok ürkütücü ama cadıdan kaçmak için mecburum. Yola devam etsem iyi olur. O ürkütücü falan değil de. Bu sudan kaymadan geçmem lazım. Yok lan ne kayacağım, manyak mısın ya? Oho sen anam! Anam küçük zombiler yukarıdan aktı. Nasıl oldu lan o? Aşağı düştü sapık. Gel lan buraya gel. Oğlum oku keşke elini atsa. Bu psikopat yanıma atlar mı lan? Keşke atlayıp şuradan tutunma gibi bir şey olsa var ya, of. Ne güzel olur lan oyun o zaman. Evet yukarıda çıkış var ama şu an çıkamam. Çıkmamam gerekiyor. Cadı biraz dışarılarda arasın beni. Ha. Şimdi buradan çıkmam gerekiyormuş galiba değil mi? Yo bulsun cadı beni. Bu nasıl yer oğlum? Ben buradan çıkamam zaten, bir dakika. Yer burası değil hacı, yer burası, buldum. Cadı. Kal oğlan. Şu yerini buldum, benden nasıl kaçarsın he? Yumurtayı asker önünden alamayacaksın ve o yer altından artık çıkamayacaksın. Olamaz. Cadı eğer karaya bir şey olursa bunu yanına koyma. Merak etme, o yanımda. Oha. Ne? Ne? Evet yanımda onu yakalamaya başladım ama sen kaçabildin. Sen de yakalayacağım yumurtayı asker önünden alamayacaksın. Onu kurtaracağım. Yumurtayı da alacağım. Beni senin ahmak askerlerin mi durduracak? Demişiz. Bunu göreceğiz. Haha gel oğlan. Siz attırmamayı isteyecek. Ağzının yayına vurasın var ha. İşte çıkış, orada yüzerek tırmanmalıyım. Nerede lan çıkış? He çıkış burada. Yüzerek tırmanmamız gerekiyormuş. Evet. Kıl olan durumlardan biri daha. Çünkü çok yavaş. Ve ben beklemeyi sevmem. Bekletilmeyi de. Çıktık mı lan? Çıktık galiba. Çıktık. Az kaldı. Öleceğim. Ölmedim. Afrika siz de kızla sen yayın edersin. Tamam bir şey demem. Gece yap. Gece yapalım ve uyuyalım. Şimdi sandıkta 20 tane altın elma var. Çok güzel. Nilüfer benim kırmıştı ya şeyi. Teknemi kırmıştı. Bunları atalım abi. Bunlar işe yaramıyor ki. Bir dakika ya. Şu bende kalsın. Okla da bir işim yok. Bununla da bir işim yok. Kovayla da bir işim yok. Affedersin de. Yok yani bunlarla benim işim. O yüzden şu geriye atalım şunları. Hiç kimsenin görmeyeceği ve ilgisi olmayacağı bir yere atalım. Altın elma kalsın. Lazım olacak çünkü bize. Neyse iki elma da kalsın. Tamam güzel. Güzel. Bura ne şimdi? Aa spawn point aldık orada. Buradan bize bir şeyler diyor. Abo bir dakika dur. Bir dakika dur şimdi. Oradan oraya. Orada da su var. Hatta orada meşaleler görüyorum. Geçecek yerler varmış gibi görmekteyim. Umarım doğru görüyorumdur. Hop. Güzel. Şimdi. Abi orada su var ya. Huu. Yalnız bir dakika. Oradan öyle atlı herhalde oradan gidecektik. Sonra da buradan lavlı olmayan yerlere basarak buraya gelecektik diye tahmin ediyorum. Daha var mı cadı? Her yeri geçerim. Vay peki sen ona sana iki oyun daha var bakalım geçebilecek mi sen? Bak kanalım bulalım işe gireceksin ve yüzerek diye yukmaya alışacaksın. Sana şu yolların sonluktan alabilirsin ama seni alışamıyorum. Oğlum nasıl bir ses bu ya? Kendim yaparken tipimi görmek istemiyorum gerçekten. Kendim bile görmek istemiyorum. Şimdi elmayı yiyelim.
Ağzım yüzüm şekiller şekile giriyordur. Kesinlikle. Spam point çekmelisin demiş. Ooo altın elma. 40 tane oldu lan, ne yapacağım? Ateş direnci ikseri lazım olacak. Gönderen bir gecen dedi. Oğul seni kaybetmek istemiyorum. Çok dikkatli olmalısın. Sana güvenim sonsuz ama Allah'ın sonunda ne olacağı belirsiniz. Belki de canı seni kaldırıyor oğlum. Lütfen dikkatli ol. Peki olacağım dedi. Bunu senin için yapacağım dedi. Spam point'i de senin için alıyorum. Düt düt düt. Düt düt düt. Düt düt düt. Ateş direnci iksirimizi içtik. Aman Allah'ım. Nereye gittiğimi görmüyorum ya. Burada bir şey yazacak şimdi. Hızlı olmalıyım, dinlenmek yok demiş Keloğlan. Hızlı olmalıyım, dinlenmek yok diyor. Harbi bunun süresi ne kadar ya, bakacağım. Oo 2 dakika 40 saniye. Aşağıya dalarak geçmelisin ipucu. Böyle ipucu mu olur, sen söylüyorsun. İpucuya bak. Aşağıya dalarak geçtim galiba. Yukarı çıkmam gerekmiyor mu? Oh. Böyle hızlı mı gidiyor lan? Acaba? Bak, bunu daha hızlı gidiyor sanki. Space 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 yapıyorum. Aha, kus gel Allah, kus artık başa yapacaksın. Herhalde aşağı doğru gideceğim değil mi? Bir dakika dur, bir dakika. Aynen öyle, aşağı doğru gideceğiz. Ama aşağı nereye gideceğiz? Buradan mı lan? Aynen buradan ha. Space 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 space. Geç lan. Koşulmuyor ki lavda ya. Böyle bu görüntü daha güzel. Hayır. Hayır. Sağ mı sol mu lan? Soldan gideceğim. Tam tersi olmasın. Sağ kapalıydı diyordu. Aha. Sağda ne var lan? Sağ kapalı mıydı? Öncekinde sağ kapalıydı. Yine soldan gittik ve doğru yeri buldum herhalde direkt. Aynen öyle. Sol doğru yermiş gibi gözükmekte. Şimdi yukarı mı ineceğim? Yukarı inmek ne lan? Yukarı mı çıkacağım, aşağı mı ineceğim? Kafamda deli sorular. Oğlum. Ahan da çıktım. Hop. Sonunda bitti. Başardım. Yol ikiye ayrılıyormuş. Bence... buradan. Bence buradan gideceğiz. Yine iki yol. Bu bence buradan gideceğiz, arka yoldan. Bu sefer de hep doğru yolları buldum he. İşte bu. Sonunda doğru yöndeyim. Aferin Kerala. Sana sonunda var. Orada aşağıdan yumurtayı ve karayı alabilirsin. Doğru şartları bul. Oha. Ama yani yaptığın ayıptır ya. Ben doğru şalteri nasıl bulabilirim? Anam bir şeyler oluyor. Oğlum doğru şalter derken bundan mı bahsettin sen? Aynen öyle. Buranın zaten patlaması gerekiyormuş. Bunu da atalım. Yapımcı mı? Merhaba Keloğlan. Hey, sen de kimsin? Ben bu haritayı yapan, yani senin şu an burada olmanı sağlayan yapımcıyım. Ne istiyorsun yapımcı? Karayı kurtarmam ve yumurtayı almam gerekiyor. Beni oyalama. Merak etme, şimdi seni oynayan oyuncuya birkaç soru, yani bana birkaç soru sormak istiyormuş. İzin veriyor musun? Benim de iznimi alman gerekmiyor. Bir dakika, Keloğlan'a niye soruyorum? Ben geri giderim, oyunu bitir. Oynamam. Allah Allah, adama bak. Tabii ki sen yapımcısın ama nasıl sorular? Kişisel olmasın. Senin çizgi filmin ile ilgili sorular soracağız. Bakalım seni izliyormuşlar mı? İzliyormuşlar mı? Kesinlikle haklısın. Çizgi filmi ne kadar iyi biliyorlar bakalım. Keloğlan'la bir olduk ve sana sorular soracağız. Yapımcı. Hazırsan başla. Hazırım. Tamam. Oo şimdi sorular. Abi olaya gel ya. Yapımcı çıktı ortaya. Şimdi hadi cadıyı geçtim. Ortaya yapımcı çıktı. Yapımcıyı da öldüreceğim şimdi ben burada. Yapımcıyı da pataklayacağım. Dur sen. Durun siz durun. Durun siz. Elmamızı yiyelim. Çünkü at olduğumuz için elma yemek zorundayız. Tamam. Şimdi. Spam pointsiz geçmeniz önemlidir. Yatakta yaptık. Yanlış cevap verirsen ilk soruya dönersin. Peki. Hangisi Keloğlan'ın arkadaşlarından değildir? Şimdi hatırladığım
kadarıyla öyle çok fazla izlemedim aslında ama biliyorum, temel şeyleri biliyor olsam gerek. Hangisi Keloğlan'ın arkadaşından değildir? Siz de benden önce söylersiniz cevabı tabii ki. Kara arkadaşı. Sivri de arkadaşı, prenses de arkadaşı. Sinek değil abi. Sinek rakip ya. Aynen öyle. Hangisi şişman ve oburdur? Bu da basit aslında. Uzundu galiba değil mi? Bilgecan dedi değil, sinek değil. Kara kaçan yiş değil, uzun. Hangisi Bilgecan dedenin helikopteridir? Daha demin de söyledi. Helimokter değil abi. Mokter, ada mokter de değil. Adı Mokter. Hangisi diğerlerine göre sinirli birisidir? Şimdi sinek olabilir mi? Balkız olabilir mi? Kara kaçan... Lan kara kaçanın sesi bile çıkmıyor ya. Ne oluyorum? Kendi kendine yazılar yazıyorsun. Keloğlan'ın annesi ya. Hep bir şey yapıyor bize, sinirli davranıyor. Oha, bildim yalnız. Yuh lan. İşte sorularda geçtik. Şimdi caddeye ulaşmalıyım. Oo, gel oğlum bakıyorum. Sen de benim oyunlarımı oynamıyorsun. Tamam neyse, şimdi sen de bir şaşı yaparsın. Ya karayı alacaksın ya da yumurtayı. Ama ikisini vermelisin. Öyle anlaştı. Karalan ya birisini al, ya birisini alacaksın ya da üstünü. Seçimini yap. Seçim yapmam çok zor ama mecburum. Karayı kurtarmak istiyorum. Yumurtayı kurtarmak istiyorum. Ve ikisini de kurtaracağım. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Dur 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 dur. Ne yapsam ya? İkisini de kurtaracağım tabii ki. Bu düşünülecek bir şey değil abi. Ben kimseyi satmam. İkisini de kurtaracağım. İkisini de kurtaracağım cadı. Duy beni. Vay aferin Keloğlan. Hadi devam edelim. Bak şöyle anlaşalım. Gardiyonları bırakmayı başar. Ben de sana ikisini vereyim. Pekala başlayayım. Gece yap, spam point çek. Hemen gece yaptık. Spam point'imizi çekelim. Ve savaşa hazırlanalım. Kaç dakika sürdü video? Hiç bilmiyor. Spam point geçmeden çekmeyiniz diyor. Tamam, geçtikten sonra çekelim. Hiç de altın elini kullanmamışım. Bilgecan dede ne diyor? Çok doğru bir seçim yaptın oğlum. Yavaş yavaş sesi gidiyor. Hani sen onları yenebilirsin kapını görüp seni. Bilgecan dedeye ne oluyor lan? Hemen gidelim. Oo, tehlikeli tehlikeli. Şunu yiyeyim, şunu yiyeyim. Durun lan, durun lan. İnsafsızlar. Ağzım burnum kıracaklar oğlum. Gelme, gelmeyin, gelme, gelme. Gelme, alanım dar, alanım dar. Anam, anam. Evet, evet, birbirinize saldırın. Creepy patla. Allah razı olsun Creepy ya. Birbirinize dalın lan, oturup izlemek istiyorum. İskelet yandı lan, şimdi bana dalacak. Gelin lan. Gel gel. Adama bak, adama bak, adamı nasıl sollarlar, adamı böyle sollarlar. Gel hadi gel, hadi at hadi. Woo! Aa vurdu. Beni havada vurdun. Seni Blaze. Tamam geçtik. Geçtik. Yeter artık cadı, ne istersen yaptım. Ver artık şunları. Peki ama sen kazandın ki sana yurttayla karayı vereceğim. Ama seninle şimdi tabipleri bir zaman gelecek ve senden ki sarımcılık kazanacağım. Her zaman seninle mücadele etmeye hazırız cadı. Karısın çok iyi olacak. Teyzedir şunu tutuyorum. İleri iki odadan kara ve yumurtayı alıp evine dönebilirsin. Peki hemen odadan. İşte buradasınız. Aha, kara burada. Değil mi? Kara ne yapıyorsun? Köylü mü? Lan köylüymüş o. Kara bu, evet kara bu. Merhaba kara, sana da çakma beşlik yaptı. Keloğlan Masalları 3 Gariban'ın Yumurtası sona erdi. Yapımcı Oğuzhan Çağlayan. Abone olun videoya ulaşın. Umarım eğlenmişsinizdir. Haritalarımı seviyorsanız ben de sizi seviyorum. Son haritalara sonunda devam ediyorum. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın demiş şimdi. Yumurta nerede peki? Yumurta burada mı? Gariban'ın Yumurtası. Kılıcı şöyle koyalım ve Bilgecan dededen bir şey geldi. Okuyalım. Oğlum bugün çok iyi bir iş çıkardın. Cama müşterini birden yine alamadı ama bundan sonra dikkatli olmalıyız. Neyse, hep kötü düşünmeyelim. Bize gel oğlum. Sana çörek yaptım. Bunu kutlayalım. Peki. Çörek yapmış. Annem ona kek yapıyor. Bu da bana çörek yapıyor. Gariban'ın Yumurtası. Bunu da Gariban'a götürmemiz gerekecek. Ama götürmeden önce merak ediyorum. Gariban'ın yumurtasında ne çıkacak yumurtasından? Tavuk çıktı. Deve kuşundan tavuk mu çıkar lan? Sen deve kuşu... Yavru deve kuşu musun sen? He? Karanın yanına gidiyorsun.
Git karanın yanına git. Git hatta basama tıkla bakayım. Basınç plakasına. Ne yazıyor lan? İyi misin kara? Evet Keloğlan, ben iyiyim. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. O ayıncalığı yendin dostum. Evet, artık yandaki yumurtayı da kuşun yuvasına koyarak evimize gidebiliriz. La oğlum bak nereye gitti seni şapşal şey. Tamam, seni anana babana götüreceğim. Götüreceğim, merak etme merak etme. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda ve serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ne oluyor lan? Hoşça kalın.